Sultanım hayret ettiği gün gördüm sizi. Yoksa hünkârımızın dönüşü sizi huzursuz mu etti? Hiç durma Hürrem. Dilediğin gibi şikayet edebilirsin beni. Bize çirkin bir oyun oynadınız. Elbet bunu bilmeye hakkı var. Hiç şüphen olmasın. Nerede kaldılar? Sabırla. Selim neler yaptı onu merak ediyorum. Hünkârımız bundan sonraki seferi beni de götürür değil mi? Sabırlı olmayı öğrenir. Akıl uslu durursa neden olmasın? Sultan Süleyman Han Hazretleri. Mihrimah'ım. Hünkârım. Benim neşemin, sevincimin kaynağı bu ne güzellik. Nihayet döndünüz. Sizi çok özledim. Bayezid. Hünkârım. Yokluğumda sarayıma göz kulak oldun mu? Elbette hünkârım. Malkoçoğlu, sen de hoş geldin. Sultanım. Şahuban. Hünkârım. Sağ salim dönebilmeniz için her gün dua ettim Rabbime. Şükürler olsun ki geldiniz. Sizin dualarınız da buradayım elbet. Neşe ve sevinçten gayrı ne olur hali? Şükürler olsun ki ayağının tozunu, yüzümü sürmeyi bir kez daha nasip etti Rabbim. Gülüm. Hoş geldiniz hünkârım. Hoş geldiniz hünkârım. Cihangir. Cihangir'im. Aslan parça. Size bir mektup yollamıştım. Zannediyorum elinize geçmedi. Güzel dileklerinizi aldım sultan. Size cevap yazamadım. Beni mazur görün. Zira sefer bir hayli çetin geçti. Anlıyorum. Süleyman seni bir daha göremeyeceğim diye
O kadar korktum ki. Öyle şeyler aklına getirme. Anlat bakalım. Neler oldu ben yokken? Neler olmadı ki? Sultanım, hünkârımız da döndüğüne göre Hürrem Sultan'ın her şeyi anlatması an meselesi. Haklısın. Hürrem böyle bir fırsatı kaçırmaz elbet. Ama merak etme. Hünkârımız benim masum olduğuma inanacaktır. Valide Sultanımızdan sonra hünkârımızın üzerindeki tesiriniz muhakkak sultanım. Paşa Hazretleri. Sultanım. Hoş geldiniz paşa. Sultanım, başka bir emriniz yoksa? Yok Nigar, çekilebiliriz. Kim bu hatun? Rüstem Paşa'nın zevcesi. Rüstem mi? Ne işi var onun zevcesinin burada? Rüstem'in attığı her adımdan haberdar olmak için ona ihtiyacım var. Sizden korkulur sultanım. Sultan. Her şey hazır mı hatun? Hazır sultanım. İhtiyacım olan ne varsa tedarik ettim. Güzel. Hemen başla o vakit. Yalnız çok dikkatli olmamız lazım. Katli suretle hata istemiyorum. Bu sarayda her taşın gözü kulağı var. Kimse ne yaptığımızı bilmiyor. Sen seferdeyken bir haber geldi. Dediklerine göre pusu kurmuşlar. Sen ağır yaralanmışsın. Nereden çıktı bu? Zinhar böyle bir hadise vuku bulmadı. Sonradan böyle olmadığını öğrendim elbet. Ama o ana kadar neler yaşadığımı bir ben bilirim, bir de Allah. Havadisi Mustafa Paşa getirdi. Nasıl olur bu? Bilmiyorum. Çok korktum Süleyman. Senin için, evlatlarım için korktum. Bir an hayat kılavuza döndü. Ne olduğunu anlamadan bir haber daha geldi. Şehzade Mustafa'nın yokluğunuzu fırsat bilip payitahta yürüdüğünü söylediler. Sefer nasıldı paşa? Bir şey anlatmadınız, yazmadınız da. Vaktim olmadı sultanım. Yorgunsunuz. Arzu ederseniz uyuyun, dinlenin. Korfu'da güçlü bir mukavemetle karşılaştık. Hava şartları da aleyhimizde olunca hünkârımız dönmeye karar verdi. Anlayacağınız sultanım, İtalya seferi zaferle nihayet bulmadı. Ama ben üstüme düşen vazifeyi layığıyla yerine getirdim. Otranto'da herkesin konuştuğu büyük bir zafer kazandım inşallah. İşte bu güzel bir haber. Hünkârınız beni bizzat tebrik edip ilat giydirdiler. İlaveten has gelirlerimi 5 kere 100.000 akçe zam yapılmasını buyurdular inşallah.
Ha. Vezir-i Azam Ayas Paşa da İbrahim Paşa'nın yokluğunda aciz bir zavallı olduğunu cümle aleme gösterdi. Vallahi ve billahi. Tövbe tövbe. Eminsiniz değil mi sultanım? Gel. Ben emretmişsiniz hünkârım. Derhal izahat ver Mustafa Paşa. Ben seferdeyken bir malumat almışsın. Benim yaralandığım yazıyormuş. Nedir bu işin aslı? Kim cüret eder böyle bir mektup göndermeye? Hünkârım. Malkoçoğlu. Keyfin yerinde maşallah, Allah bozmasın. Amin. Amin, amin. Hadi. Afiyet olsun. Rüstem Paşa değil mi? Şeytan görsün yüzünü. Ali Bey odasında mı? Hayır sultanım. Kendisi sarayda değiller. Hünkârımızı görmek içinse biz haber verelim. Lüzum yok. Bulaşma şuna, keyfimiz kaçmasın. Sen merak etme bey. Kimleri görüyorum, kimleri? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Efkardan mı içiyorsunuz yoksa? Aslında efkarlanması gereken sizsiniz Rüstem Paşa. Ayas Paşa'nın vaziyeti malum. Lütfi Paşa'mız da hayli itibar kazandılar. Nihayet paşamın kanına girenler bedelini ödemeye başladılar. Nasuh Efendi. Nasuh Efendi. Burada konuşulacak mevzular değil bunlar. Bunlar çok tehlikeli laflar. Matrakçı. Ama seni anlıyorum. Ne de olsa çok severdin sen Maktul Paşa'yı. Hadi gidelim. Hadi. Paşa. Hadi onu anlıyorum. Sen niye dahil oldun bu meseleye Malkoçoğlu? Nasıl bir menfaat umarsın? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ben sadece hünkârımızın âli menfaatlerini düşünürüm. Bu uğurda da karşıma kim çıkarsa çıksın affetmem. Ezer geçerim.
Öyledir. Beyzademiz, gelmeyecek misin sen? Geldim. Hatun, geldim. Sultanım, arzu ettiğiniz gibi Merkez Efendi seferden döner dönmez kendisini ziyaret ettim. O halde teberruğumdan haberdar ettiniz. Elbette sultanım. İhsan ettiğiniz vakıf arazisinden mütevellit çok memnun oldu. Size şükranlarını iletmemi istedi. Âlâ. Başkaca ihtiyaçları varsa da bilmek isterim. Siz söylersiniz. Elbette sultanım. Bu arada Merkez Efendi size bir hediye takdim etmemi rica etti. Kabul buyurursanız şeref duyar sultanım. Sümbül çiçeğidir sultanım. Arzu ederseniz manasını izah edeyim. Sizi dinliyorum. Sultanım, Merkez Efendi'nin şeyhi, Sümbül Efendi'nin piri Mehmet Cemalettin Efendi bir gün talebelerinden çiçek getirmelerini ister. Tüm talebeler en güzel çiçekleri derleyip getirirler pirin huzuruna. Yalnız içlerinden biri Yusuf Sinan elinde solgun, kurumaya yüz tutmuş bir sümbülle gelir. Pir sorar, nedir bunun manası, hikmeti? Şöyle cevap verir Yusuf Sinan. Pirim, hangi çiçeğe elimi uzatsam Allah'a zikir ve tesbih ile meşguldüler. Onları dallarından koparıp da Allah ile ülfetlerini engellemek istemedim. Baktım, bu zavallı sümbül dalından kopmuş. Ben de onu alıp getirdim size. İşte Yusuf Sinan'a sümbül mahlasını veren bu kurumuş çiçektir sultanım. Merkez Efendi'ye şükranlarımı iletin Kadı Efendi. Nasip olursa bir gün dergahlarını da ziyaret etmek isterim. Elbette sultanım, elbette. Müsaadenizle. Nasılsınız Kadı Efendi? Çok şükür paşam, çok şükür. Sultanımızın yanından geliyorum. Hayırseverliği takdire şayan paşam. Öyledir, öyledir. Halvet-i sümbülilere destek olmak her daim boynumuzun borcudur inşallah. Ben de sizi bekliyordum Kadı Efendi. İsterseniz saraya geçelim, şöyle bir sohbet ederiz. Nasıl arzu ederseniz paşa hazretleri. Buyurun. Sultanım, hünkârımız derhal gelmenizi buyurmuşlar. Anlaşılan Hürrem şikayet etmiş beni. Ne yapıp edip Hürrem'i saraydan çıkarmamız lazım. Siz çağırsanız. Hürrem Sultan'ı uçan kuştan kuşkulanıyor artık Gülfem Hatun. Sultanımız çağırsa hiç gelmez. Gelse de peşine bir ordu takılır. Ne yapacağız peki? Ben bir yolunu bulacağım sultanım. Siz merak etmeyin. Sefer zorlu geçmiş.
Askerler konuşurken duydum. Düşmanın üzerine kara bir bulut gibi çöktük. Beni görmen lazımdı. Hiç korkmadım. Her gün kılıç talimi yaptım. Ne oldu? Korktun mu? Ben korkmadım da sen korkmuşsun. Korkmuşa mı benziyorum? Seferde istifra ettiğini biliyorum Selim. Ne? Yok öyle bir şey. Sultanım. Gülfem. Hatırlar mısın Mihri Mahbali Bey bir zamanlar nasıl da meftundu? Onunla evleneceğini söylerdi. Çocukluk işte sultanım. Daha çok küçüktü. Öyle de. Kim derdi ki bir gün bu çocukluk aşkı bizim işimize yarayacak? Ne demek bu? Aklınızdaki nedir sultanım? Gel benimle. Hünkârımızın yanına gittim akşam. Sizi sual ettim ama çıktığınızı söylediler. Evet, işim vardı sultanım. Bir şey mi oldu? Sizinle konuşmam icap eden bir husus vardı, o yüzden. Kim söylediyse yalan söylemiş. İstifra etmedim ben. Babamı seni bir daha sefere götürmeyecek. Gelir gelmez hemen kavgayı mı tutuştunuz? Seferde korkudan istifra etmiş. Bunu söyleyince saldırdı bana. Kes sesini Beyazıt. Hemen saraya dönüyoruz. Vali Bey. Sultanım. Gel. Hünkârım. Beni görmek istemişsiniz. Ben de sizinle konuşmak için müsait bir vakit bekliyordum. Hadiseler senin de malumun oldu tabii. Hünkârım müsaade ederseniz izah edeyim. Neyi izah edeceksin Şahuban? Mustafa bana bunu nasıl yapar? Mustafa mı? Ne yapmış ki hünkârım? Söylediklerine göre yokluğumu fırsat bilip payitahta yürümüş. Hünkârımız payitahta dönmüştür. Ne yazık ki sefer sizin tahmin ettiğiniz gibi neticelendi. Her işte bir hayır vardır. Zannediyorum hünkârımız bir kez daha anlamıştır İbrahim Paşa'nın kıymetini. Roma'nın fetonlarının ortak hayaliydi Taşlıcalı. Şehzadem. İnşallah Roma'yı fethetmek size nasip olur. Amin Taşlıcalı, amin. Bakalım kader bize daha neler gösterecek. Size ne söylediler bilmiyorum ama Mustafa'm böyle bir şey yapmaz. Herkes yalan mı söylüyor? Mustafa Paşa da böyle bir malumat almış. Hürrem senin bizzat bu hainliğe mani olmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Kim neden yaptı bilmiyorum ama bu bir oyundu hünkârım. Şehzademize karşı kurulmuş büyük bir tuzak. Fakat şehzademiz bu tuzağa düşmemiş, size ihanet etmemiştir. Bunu öğrenmeniz zor değil. Manisa'da sizin mutlak iradenizi temsil eden, şehzademizi gözetim altında tutan insanlar var. Onlar size hakikati anlatacaktır. Şehzademin aklının ucundan bile geçmez bu. Geçemez. Sultanım. Zannediyorum kendi kazdığınız kuyuya düştünüz. Öyle değil mi? Ne yaparsan beyhude Hürrem. Hünkârımız Şehzade Mustafa'nın suçsuz olduğunu anlayacaktır. Sen de biliyorsun bunu. Elbette. Ama kuşku duyacaktır hep. İbrahim Paşa'nın da sonunu bu getirmedi mi?
kuşkular çoğalır, çoğalır. Ve sonunda celat olup insanın boyuna dolanır. Bunu unutmayın Sultan. Şehzade Mustafa'nın yokluğunuzu fırsat bilip payitahta yürüdüğünü söylediler. Hünkârım, Lütfü Paşa ve Ebu Suud Efendi geldiler. Gelsinler. Hünkârım, hoş geldiniz. Yüce Rabbim İslam ordusunun başından eksik etmesin sizi. Amin Ebu Suud Efendi. Lakin seni vazifenden azlediyorum. Artık İstanbul kadısı değilsin. Hünkârım, bilmeden bir kusur işlediysem eğer... Bundan böyle Divan-ı Hümayun'da Sadr-ı Rum olarak hizmet vereceksin. Rumeli kaz askerliği vazifesinde layıkıyla yapacağından şüphem yok. Allah utandırmasın. Hünkârım, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ebu Suud kulunuzu Mesud bahtiyar ettiniz. Yüce Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin hünkârım. Sultanım. Hayrola Nigar. Sen ne yapıyorsun burada? Sizi bekliyordum sultanım. Zira diyeceklerim var. Neymiş söyle. Mihrimah Sultan. Ne oldu ona? Sultanım. Kendisini has bahçede gördüm. Bali Bey'le birlikteydi. Mermer köşke gideceklerini duydum. Hatice Sultan nerede? Az evvel çıktılar Sultan. Nereye gitti peki? Bir şey söylemedi mi? Bir malumatım yok Sultan. Derhal Gülfem Hatun'u çağırın bana. Sultanım. Çekil önümde. Hayırdır Sultanım? Mermer köşke gidiyorum. Mihrime oradaymış. Sen şehzadelerimin yanında ol. Emredersiniz sultanım. Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Hatice sultanımız yok mu? Ben de onu soracaktım. Talia Hatun'la birlikte çıkmışlar. Nereye gitmişler ki? Onu sen söyleyeceksin Gülfem. Nedir aklındaki, ne yapmaya çalışıyor Hatice? Sultanımız neredeler? Siz hiç karşılaşmadınız mı? Ne karşılaşması Sümbül Ağa? Sizin mermer köşke gittiğinizi duyunca o da... Mermer köşk mü? Ben oraya hiç gitmedim ki. Eyvallah olsun. Eyvallah olsun. Sultanım, ne oluyor burada? Ne demek oluyor bu? Korkma Hürrem. Sadece biraz konuşmak istedim seninle. Uzun zamandır düşündüğüm tek bir şey var.
Şahin. Sen de düşünüyor musun Hürrem? Onun nasıl katledildiği aklına geliyor mu hiç? Etrafımdaki herkes vakit geçince acımın azalacağını söyledi. Yavaş yavaş her şeyi unutup hayatıma kaldığım yerden devam edecekmişim. Teselli işte. Oysa hiç kimse benim neler yaşadığımı bilmiyor. Sen bilmek ister misin? Hayatımı nasıl mahvettiğini bilmek ister misin Hürrem? İçimde yanan alevleri, yangın yerine dönmüş yatağım, uykusuz gecelerim. Dinlemek ister misin? Sultan. Bu öyle bir aşk ki, yanıp küle döndükçe küllerinden tekrar doğ. Her gün içimdeki ateşin etrafında döne döne yeniden yanıyorum ben. Hatırlıyor musun? Sana ölmek için yalvaracaksın bana demiştim. İşte o günler geldi. Sultanım. Eğer bana dokunacak olursanız... Ne oldu bana?